Şimdi e, siz Mehmet Baykan'dan bahsettiniz. E, şimdi Mehmet Baykan'la ilgili e, TFF kurulları içerisinde bir yapılanma dikkat çekiyor aslında. E, TFF bünyesinde yer alan denetleme kurulu, kulüp lisans kurulu ve dış ilişkiler kurulunda yakın temasta bulunduğu, kişilere görev verdiği iddia ediliyor aslında Baykan'ın. E, şimdi birçok federasyonlarda Baykan yakın isimlerinin yönetimde olduğu da biliniyor açıkçası. E, siz de Türk sporunun riyakat esasına göre yönetildiğini düşünüyor musunuz? Yani e, bu süreçler Devam ettiği ölçülerde. E, tabii ki hayır. Düşünmüyorum. Ama bu spora özel değil. Kamu zaten liyakata göre yönetilmiyor. Devletin hiçbir kademesinde liyakat yok zaten. E, ama spor açısından bakarsak ki önce şunu söyleyelim. Türk sporunun en güçlü insanı, en güçlü ismi Sayın Mehmet Baykan. Spor bakanından da güçlü kendisi. Onu söyleyelim. Yani Sayın Mehmet Kasapoğlu bunu biliyordur zaten. Bunun farkındadır Sayın Bakan. Çünkü hı. ne bakanlar geçti. Sayın Mehmet Bakan her zaman yerindeydi. Çok uzun yıllar vekaleten yürüttü. Genel Müdürlük Spor Genel Müdürlüğü görevini. Şimdi Aslan yönetiyor. Bir yandan TF Yönetim Kurulu üyesi ve şunu da söylemek lazım, e, dikkatlerden kaçmasın. Hı hı. FIFA kendi kurallarını uygulasa aslında Türkiye Futbol Federasyonu ceza vermesi lazım. Çünkü Futbol Federasyonu yönetimli devlet karışıyor şu anda. Ya yani hukuktan sorumlu yürütme kurulu üyesi bir yandan Hı -hı. spor genel müdürü. Ve diğer kurullara baktığımız zaman geçmiş spor bakanlığından, spor genel müdürlüğünden bir sürü bürokratın, bir sürü kamu personelinin TFF yönetiminde kurullarında olduğunu görüyoruz. Ee, bu ciddi sıkıntı. de bu TFF'ye özel değil. Size söylediğiniz federasyonlarda da bakan, Hı -hı. bürokratlar. Bakan yardımcıları, bunlar federasyon yönetimlerinde yer alıyorlar, hukuk kurulunda yer alıyorlar ve düşünün yani e, bakan yardımcısı, genel müdür yardımcısı bir federasyonun yönetiminde veya bir federasyon hukuk kurulunda. Şimdi onun hazırladığı yönetmeliğin talimatın gidip bakanlıktan dönmesi mümkün mü? Tabii ki değil. Mümkün değil. Veya yönetimde eğer bir bürokrat varsa, bakan yardımcısı varsa, o federasyon yönetimi hakkında soruşturma açılması mümkün mü? Tabii ki. Hadi açıldı diyelim. Başkana belki cezaveci. Başkan bu işi tek başına mı yapıyor? Yani mesela şey örneği vardır. Yani mesela Halter Federasyonu, e, Sayın Taner Taşpınar Halter Federasyonu başkanı çok uzun süre. Onun zamanında da bir sürü doping vakası yaşadık. Sayın Taşpınar hakkında soruşturma açılmadı. Evet. Değil mi? E, başka federasyonlar da var yani mesela Atletizm Federasyonu Kurulu'nda mesela genel müdür yardımcısı var e, denetim kurullarında zaten e, tefri dışındaki federasyonlarda 5 kişiden oluşu denetim kurulu Üçünüz zaten bakanlık gönderiyor şimdi o denetim kurulunun hazırladığı raporlar denetlenebilir mi? yani bunların hukuka gerçeğe uygun olmadığı iddia edilse bakanlık kendi personelini Orada görev, federasyon görevlendirdiği kişiler hakkında soruşturma açar mı? Yani tamamen e, dört bir taraftan federasyonları sarmış durumda bakanlık ve genel müdürlük. İstediklerini ceza veriyorlar. istemediklerini zaten görmüyorlar. Yani tüm ülkenin konuştuğu usulsüzlükler, yolsuzluklar, belgeli olanlar dahil bakanlık hiçbir şey yapmıyor. Çünkü kendi bürokratları o federasyonlardı. Ve Sayın Mehmet Baykan da e, zaten TFF'de olsun... E, diğer federasyonlarda olsun hatta Amatör Spor Federasyonları Türkiye Amatör Spor Hı. Konfederasyonu. Yani burada da çok yakın ilişkileri var. E, o yüzden e, yani kimi kimi şikayet edeceksiniz? Kim kimi denetleyecek? Bu açıdan ciddi sorun var. E, bakıyorsunuz mesela sadece Sayın Mehmet Baykan da değil. Şimdi Sayın Hidayet Türkoğlu. Bir yandan evet. Basketbol Federasyonu Başkanı. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Danışmanı. Yani Cumhurbaşkanı danışmanı olarak mesela sporun sorunları hakkında hiç rapor yazmış mı? Basketbol hakkında bir şey yazmış mı? Yazamaz çünkü kendisini şikayet edecek o zaman. Yani her yani birkaç kişi tüm sıfatlara sahip Denetle, denetleyen bir yandan denetlenen e, haliyle ortaya hiçbir şey çıkmıyor. Ne ciddi denetim oluyor ne sporun gerçekten sorunları tartışılıyor. Çünkü kimse kendi ayağını basmak istemez. Kendi ayağını vurmak istemez. Ee, yani kişilerin seçimleri yanlış. Ee, ve bu Sayın Mehmet Baykan işte e, Hidayet Türkoğlu, Sayın Hamza Yerlikaya, yani hı hı. Sayın Hamza Yerlikaya da bakan yalnız bir yandan Cumhurbaşkanı danışmanı. Ya yani bu iki evet. sıfat birlikte olmaz. Yani Cumhurbaşkanı danışmanın bakanlıktan bağımsız olması gerekiyor. Tarafsız olması gerekir. Ve Kesin. işte A ABCD değil olay. Yani A kişisi hem federasyonda, hem bakanlıkta, hem genel müdürlükte, hem cumhurbaşkanlığında görev alamaz. Kesinlikle. Yani memlekette insan mı kalmadı? Uzman mı kalmadı? Yani neden Türk Spor'u sadece 5-10 kişiye emanet edilmiş? E, i̇şi liyakat olmadığı için. Ve Kesinlikle. zaten herkese sen bendensin, şudur, şunu herkes biliyor. Daha doğrusu işin içinde olanlar biliyor. E, bakanlık içinde Konya-Samsun-Trabzon kavgası var. <laughs> evet, maalesef. Tamam mı? Evet. Şimdi bilen biliyor bunu. Ee, ve mesela çok uzun zaman yani spor bakanı olmak için Samsunlu olmak gerekiyor. Şimdi böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani e, Samsun'da spor ne kadar var? Ya yani Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan olsa anlarım ama e, neden illa Samsun'dan? Ve bir de ne yapıldığına da bakmak lazım. Bakın kaç bakan geçti. Dediğim Sayın Mehmet Baykan hala yerinde. Ve bu spor kulüpleri kanunu çıkaramıyorlar bir türlü. Kaç bakan eskitti bu kanun taslağı. E Bakansınız bir gücünüz olacak değil mi? Kesinlikle. Yani bir fark yaratabileceksiniz. Bir şey ortaya koyabileceksiniz. Sadece Hı -hı. sporcuların başarıları değildir bakanlığı e, başarılı kılan. Ve şunu da söyleyeyim. Şu anda aslında biz gerçekten şans eseri. Yani bu sistemi sistemsizliğe rağmen sporcularımız çok başarılı bazı dallarda. Ama başarılı Hı -hı. olabileceğiniz birçok dalda başarı yok. E, bu da tamamen sistem eksikliğinden, sistemsizlikten ve işte spor kulüpleri kanunu çıkamıyor Federasyonda da aynı kanun düzenlenecek yıllardır çıkaramıyorlar bu sayın e, işte Suat Bey zamanında e, başladığı hazırlıklar e, hı hı. Suat Kılıç çıkaramadı Sayın Akif Çağatay Kılıç çıkaramadı Sayın Osman Aşkın Bak çıkaramadı Sayın Mehmet Kasapoğlu'nda o da çıkaramayacak göreceksiniz. Çıkacak çıkacak diyor da. ya bizim önümüzde metin geldi. 5-6 sayfalık metin. Ya umarım çıkarmazlar. Çıkaramazlar. Ama şey hepsinin içine bakmaz Sayın Mehmet Baykan'ın bu tasarılardaki rolü nedir? Ne kadar etkindir? Maddeleri yazmış mıdır? Maddeleri değiştirmiş midir? Nasıl raporlar sunmuştur? Genel müdürlük içinde olsun, TFF'de olsun. Neler yapmıştır? Yani bu kadar çok sıfata gerek yok ki zaten ben bir yandan da çok e, şaşırıyorum açısı Sayın Mehmet Baykan'a takdir de ediyorum. Yani sadece genel müdürlük bile çok zor. Çok fazla vakit ele alıyor. Yani aslında full time tam zamanlı bir iştir genel müdürlük. Sayın Mehmet Baykan hem genel müdürlüğü hem de TF Yürütme Kurulu üyeliğini bir arada götürüyor. Sporun tek yani, adamı diyebilir miyiz? Tek adam evet. evet. Bakın bakan değil. Sayın Mehmet Baykan'dır tek adamı sporun. Evet.